Evet, sorularla devam edelim. 2 yaşında oğlum var, kardeşini çok kıskanıyor. Henüz kardeşi 3 aylık, yalnız bırakmıyor. Onları üstüne yatıyor demiş. Nazlı Hanım aslında bunlarla alakalı soruları yanıtlamaya başlamıştım. Özellikle ekranını yeni açan bebeğinler için bu yayın kayıtlı halde yayın bittikten sonra servis ediliyor olacak. Dolayısıyla kaçırdığınız kısımlar varsa en baştan izleyebilirsiniz. Şimdi neler konuştuk, neler tavsiye ettik? Onun bir tekrar üstünden geçelim. Bir kere mutlaka çocukların kötü ve olumsuz duyguları dışarı aktarmasına, dışarı yansıtmasına müsaade ediyoruz. Onların duygularını görmezden gelmiyoruz. Evet, kardeşini sevmiyor olabilir. Siz ona hayır, kardeşini çok seviyorsun dediğiniz zaman bu sevgi birden var olmayacak. Tam tersi, şöyle bir düşünce yapısına sahip olacak çocuk. Ben ancak kardeşimi seviyor gibi gözükürsem bu ailede kabul edebilirim gibi bir algısı olacak. Dolayısıyla her türlü olumsuz duygunun dışarı yansıtılmasına olanak sağlıyoruz. Çocukları susturmak yerine onların mutlaka duygularını dışarı vurmasına, aktarmasına imkan sağlıyoruz. Demin bahsettiğimiz bir diğer önemli konu. Çocuğun kardeşi hakkındaki olumsuz düşüncelerini, duygularını geçiştirmek yerine duygularını aynalıyoruz. Onunla vakit geçirmem hiç hoşuna gitmiyor. Çok üzülüyorsun, çok kırılıyorsun, bazen çok kızıyorsun. Ben bunu anlıyorum. Sana yardımcı olmak için ne yapmamı istersin gibi süreci yönetebiliriz. Evet, sorularla devam edelim. Hasene taş kıran kalkan, kıskandığını belli etmemeye çalışması normal mi demiş. Hasene Hanım, aslında demin tam da bu noktaya parmak basmak istedim. Eğer biz çocuğu bu konuyla ilgili besliyorsak, duygularını aktarmasına, ifade etmesine imkan sağlamıyorsak, çocukta şöyle bir bilinç oluyor. Ben kardeşimi sevmek zorundayım ve bu kardeşimi sevmediğim zaman bu ailede kabul edilemem. Bu ailede yerim olmaz gibi bir düşüncesi oluyor. Dolayısıyla bunu örtbas etmek istiyor, halının altına süpürmek istiyor. O yüzden biz mümkün olduğunca çocuğun duygularını ifade etmesine alan açacağız. Bir de kardeşte çok zarar vermek isteyen çocuklar olduğu gibi aşırı bir sevgi gösterisinde olan çocuklar var. Bence her şeyin aşırısının altındaki anlama birazcık bakmak lazım. Çok seviyor gibi gözüken çocuk veya çok nefret ediyor gibi gözüken çocukta da aslında bir anlam karmaşası ve duygularını ifade etmeyle ilgili bir sıkıntı olabilir. Oraları birazcık irdelemek lazım. Evet, konuşma sorunu ile ilgili bir konu gelmiş ama bugün kardeş rekabeti ile ilgili konuşuyoruz. Başka bir oturumda konuşalım. Fatma Seyhan Hanım demiş ki 5 yaşındaki oğlum 2 aylık kardeşini kıskanıyor. Misafir gelince hayırı unutuyor demiş. Fatma Hanım, 5 yaşındaki çocuğun henüz yeni olmuş, yeni dünyaya gelmiş kardeşini kıskanması oldukça doğal. Ve bu çok da sağlıklı bir duygu, çok da evrensel bir duygu. Sadece bizim bu süreçte yapmamız gereken temel adımlar var. Bu konuyla ilgili zaten oturumun başından beridir konuşuyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz. Sorulardan devam edelim. Zeliha Hanım demiş ki, oğlum 8 yaşında ve bir de 3 aylık bebeğim var. Oğlum ders yapmak istiyor, ödevlerini ve kitabını sürekli okulda unutmaya başladı. Nasıl bir çözüm bulmalıyım demiş. Zeliha Hanım, bu süreçte çocuğunuzu mutlaka destekliyor olmanız, vakit ayıramadığınız zamanlarda da açıklamasını yapıyor olmanız gerekiyor. Biliyor musun? Bak gel videolarını seyredelim, bak gel fotoğraflara bakalım. Bebekken, henüz 2 aylıkken seninle de bu kadar çok vakit geçirdim. O zamanlar bana çok ihtiyacım vardı. Çünkü hamileyken kalbime çok yakın bir yerdeydin. Kalp atışlarımı duymak seni çok rahatlatıyordu. Seni mutlu hissettiriyordu. Şimdi bu süreçte kardeşinin de bunlara ihtiyacı var. Benim onunla çok vakit geçiriyor olmam seni kızdırıyor olabilir. Ama ben mümkün olduğunca sana odaklanmaya çalışacağım. Sana vakit ayırmaya çalışacağım. İstersen bu cumartesi günü seninle pizza yemeye gidelim.
baş başa gidelim ne dersin gibi bir yaklaşım çocuğun aslında ben annemi kaybetmedim, annem hala burada ve benim annem şeklinde bir pozitif algı oluşturmasına imkan sağlayacaktır. Evet, sorularla devam edelim. Fatma Aydın demiş ki 2,5 yaşında oğlum var. 3 aylık kardeş de çok vuruyor ve bize karşı da aynı şekilde nasıl davranmalıyız? Kardeşini nasıl sevdirebilirim ve kabul ettirebilirim? Şimdi bizim amacımız kardeşini sevdirmek değil. Bizim amacımız önce çocuğun bu süreci sağlıklı bir şekilde algılaması ve duygularını ifade edebilmesi. Zaten bunu yaparsa kardeşini doğal olarak sevecektir eğer orada büyük sıkıntı yoksa. Dolayısıyla mutlaka bu süreçte her iki çocuğa da vakit ayırıyor olmak ve birbirlerinin olmadığı ortamlarda vakit ayırıyor olmak önemli. Sevgimizi ifade ediyor olmak önemli. Hayatımızda nelerin aynı şekilde devam ettiğini çocuklara gösteriyor olmamız önemli. Çünkü büyük çocukta özellikle şöyle bir kaygı oluyor. Eve birden bir canlı geldi ve bütün düzen değişti. Odaların düzeni değişti, annemin uyku düzeni değişti, babamın benimle ilgilenme süresi değişti. Dolayısıyla çocuğa değişen şeyleri göstermektense nelerin hayatında aynı kaldığını göstermek önemli ve bir rutin oluşturuyor olmak, o rutine sadık kalıyor olmak da oldukça önemli. Elif Hanım, 2,5 yaşında kızım var, yeni doğacak bebeğim olacak, nasıl davranmalıyım demiş. Elif Hanım, yayının başında bu konuyu detaylı bir şekilde konuştuk. Dilerseniz yayın bittikten sonra kaydı izleyebilirsiniz. Sorulardan devam edelim. Yaşında kızım 1 yaşındaki kardeşini kucaklayıp taşımaya çalışıyor. Arada vuruyor. Ne gibi önlem alabilirim demiş. Özlem Hanım, bence ebeveyn kontrolünde büyük çocuğun küçük çocuğu kucağına alması önemli. Ama hiçbir şekilde onları yalnız bırakmıyoruz, baş başa bırakmıyoruz. Çünkü bu büyük çocuk için de aslında çok büyük bir sorumluluk. Hele ki sizin durumunuzda 3 yaşında çocuk aslında küçük bir çocuk. Dolayısıyla ebeveyn kontrolünde olmak kaydıyla bence kardeşine dokunması, kucağına alması son derece kabul edilebilir bir durum. Ne zaman ki kardeşine vurmaya çalışıyor, ona zarar vermeye çalışıyor, o zaman diliminde bir dakika seni durdurmak durumundayım. Kardeşine zarar vermene izin veremem. Ama istersen bak burada oyuncak bir bebek var. Kardeşine olan kızgınlığını, kardeşine olan öfkeni bu bebeğe aktarabilirsin, bu bebeğe vurabilirsin, bu bebeği sıkabilirsin şeklinde yönetmesine olanak sağlayabiliriz. Ama net bir tavır sergiliyoruz. Ona vuramazsın, kimseye vuramazsın. Sadece kardeşine değil, kimseye vuramazsın. Net bir şekilde altını çiziyoruz. Sorulardan devam edelim. 8 yaşındaki ablam beni boğmaya çalıştı. Bu nasıl bir kıskançlık demiş. Bir paylaşımda bulunmuş bir takipçimiz. Hakikaten de bunlar olur. Dolayısıyla bu süreçte çok net bir şekilde çocuklarınızı gözlemlemeniz ve takip etmeniz gerekiyor. Çocukların ceza ehliyeti yok. Yani farkında değiller. Hangi davranışın neye sebebiyet verebileceğini, nasıl sonuçlar doğurabileceğini. Dolayısıyla mutlaka çocukları her koşulda takip ediyoruz. Asla uzun bir süre yalnız bırakmıyoruz. Hele ki çocuklar 8 yaşından küçüklerse bu süreci mutlaka takip ediyoruz. Evet. Soruları almakla ilgili güçlük yaşıyorum. Dolayısıyla sorular akana kadar ben size başka bir öneride bulunuyor olacağım. Diyelim ki evde çok ciddi kriz yaşıyorsunuz ve bu süreci yönetmekle ilgili sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bir toplantı zamanı yaratmak. Tüm aile üyelerinin katıldığı bir toplantı zamanı yaratmak oldukça etkili olacaktır. Ne yapıyoruz? Sadece çocuklar değil, babanın da dahil olduğu,
annenin de dahil olduğu, hatta evde yaşayan diğer bireyler varsa tüm bireylerin katıldığı bir toplantı ayarlıyoruz. Ve en baştan bir moderatörü belirliyoruz. Anne de olabilir, baba da olabilir ama ebeveynlerden birinin oluyor olması oldukça önemli. Anne ile baba birbirleri arasında bu süreci paslaşabilirlerdi. Hatta eşit bir süre ayarlamaları da oldukça önemli ve etkili olacaktır. En baştan kuralımızı belirliyoruz. Kimsenin sözü kesilmeyecek bu toplantıda ve herkes sonuna kadar, konuşmasının sonuna kadar dinlenecek diyoruz. Sonrasında her çocuğu mutlaka kardeşiyle ilgili olabilir, ailede yaşadığı diğer sorunlarla ilgili olabilir, kendi hislerini ve endişelerini aktarması, belki yazması, belki çizmesini olanak sağlıyoruz. Çocuklar için en etkili olan yöntem ebeveyninin onu duyduğunu, onu anladığını ve sürecine eşlik ettiğini hissediyor olmak. Sonrasında iki kardeş arasında sıkıntı yaşıyor. Bu toplantı esnasında her iki tarafta veya her üç kardeşi, her üç çocukta hislerini ve endişelerini anlatıyor, yazıyor, çiziyor, belki drama yöntemiyle bunu ifade ediyor. Her çocuk net bir şekilde dinleniyor, ne hissettiğini, ne olduğunda nasıl hissettiğini ve neye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Birbirlerinin iddialarıyla ilgili, bu iddiaları çürütmek için veya bu iddiaları savunmak için çocuklara alan açıyoruz. Ve en sonunda da her çocuğun çözüm önerisini dinliyoruz. Peki bizim ailemizde böyle bir durum var. Senin çözüm önerin nedir? Ne yapılmasını istersin? Ne yapılmasını dilersin? Gibi bir süreci yönetiyoruz. Ve ebeveyn olarak belki bir tahtada yaparsınız, belki büyük bir kartona yazarsınız. Tüm çocukların hislerini, duygularını ve çözüm önerilerini yazarsınız. Sonrasında da bir takip toplantısı yaparsınız. Şimdi bu tarz toplantılar çocuklar için o kadar önemli ki şu hissiyatı veriyor. Ebeveynim gerçekten beni kale alıyor, beni önemsiyor. Demek ki ben değerliyim. Demek ki benim sorunum çözülebilecek bir sorun ve bunu çözmek için de evet ebeveynim bizi toparladı ama benim çözüm önerilerimle bu süreç yönetiliyor gibi bir algıya kapılıyor. Dolayısıyla bu toplantı zamanını ayarlamanızı tavsiye ederim. Ve toplantıdan sonra da mutlaka bir takip toplantısı birkaç hafta sonrasına. Evet çocuklar, çözüm önerilerinizi uyguladınız bu hafta. Nasıl geçti? Hangi alanlar iyi gidiyor? Hangi alanlar kötü gidiyor? Şeklinde çocuklara sürecin nasıl gittiğiyle ilgili geri bildirimler vermelerini olanak sağlayan alanlar açıyoruz. Devam edelim. Evet, sevgili ebeveynler, soruları almakla ilgili güçlük yaşıyoruz. Dolayısıyla ben az çok ne sorular gelebileceğini öngörerek birazcık ilerleyeceğim son 13 dakikamızda. Şimdi bazen şöyle şeyler oluyor. İki çocuk arasında tartışma var veya kaç çocuk varsa evde. Biz bu sorunu sizce yazı tura atarak çözelim mi veya oylama yaparak çözelim mi gibi sorular geliyor. Şimdi bazı durumlarda yazı tura atmak veya oylama yapmak çok etkili bir yöntem olabilir. Ama burada en önemli nokta şu. Hiçbir şey söylemeden, çocuğun rızasını almadan direkt oylama yaparsak veya direkt yazı tura atarsak çocuğa şu izlenimi veriyoruz. Senin duyguların hiç önemli değil. Akıbetini de şansa göre belirleyeceğiz. Dolayısıyla bunu yaratmamak için çocuklara şunu söylüyoruz. Hani ben de zor bir durumda kaldım. Her ikinizin de anlamlı istekleri var. Bunu çözmek için yazı tura atmamız sizin için uygun mudur? Veya oylama yapmamız sizin için uygun mudur? Her iki çocuğun da veya tüm çocukların rızasını alıyoruz. Ondan sonra yazı tura atıyoruz veya oylama yapıyoruz. Bu çok kritik bir nokta. Yazı tura sonucunda veya oylama sonucunda çocuklardan biri elbette ki kendi istediği olmadığı için üzülecek. O çocuğun da kendisini yalnız ve dışlanmış hissetmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu da nasıl yapacağız? Biliyorum yazı tura sonucunda kardeşin kazandığı Ahmet'in istediği program yapılıyor veya Zeynep'in istediği filme gitmek durumundayız. Bu seni birazcık üzmüş gibi görünüyor. Çok haklısın ama bir sonraki sinema seçiminde artık sıra sana geldi, sen karar veriyor olacaksın gibi bir yaklaşımla o çocuğun yalnız olmadığını,
onun duygularını gördüğünüzü ve anladığınızı çocuğa hissettiriyoruz. Bakalım sorular geliyor mu? Devam edelim. Merhaba, 7 yaşında kızım, 2 yaşında oğlum var. Kızım kardeşini hem sevdiğini hem de kıskandığını dile getiriyor. Ama kardeşi olduktan sonra çok hırçın, tuhaf hareketler ve umursamaz bir tavır sergiliyor. Ne yapmalıyım demiş Rümeysa Hanım. Rümeysa Hanım, güzel bir soru sordunuz. Önemli bir konuya parmak bastınız. Şimdi çocuklar aslında kardeşleriyle ilgili çok çelişkili duygular hissederler. Hatta çoğu zaman ben bu duyguları aynalayın, duyguları yansıtın diyorum ya. Bazen çocuklara şöyle şeyler söylediğimizde, kardeşini galiba sevmiyorsun dediğimizde çocuk şöyle bir tepki verir. Yo, böyle bir şey söylemedim. Seviyorum der. Yani aslında hem seviyor gibi davranır hem sevmiyor gibi davranır. Siz tam da burada çocuğun bu duygularını yansıtabilirsiniz. Kardeşine karşı çok farklı duygular hissedebiliyorsun. Bazen çok seviyorsun, bazen kızabiliyorsun, bazen öfkelenebiliyorsun, bazen onunla çok mutlu olduğunu görüyorum. Ve farklı duygular hissediyor olman çok normal. Farklı duyguları hissediyor olman, bunları yansıtıyor olmana bu evde müsaade var, bu evde alan var. Ve çocuğa mutlaka aynalıyoruz ve aktarıyoruz. Evet. Kardeş kıskançlığı sonucu hırçınlık ve aidiyet hırçınlık uygulayan çocuğa nasıl davranmalıyız? Öfke krizlerini nasıl yönetmeliyiz demiş Yeliz Hanım. Yayının başından beri aslında bu konuya biraz girdik. Tekrar bir üstünden geçecek olursak, mutlaka her iki çocuğa da diğer kardeş olmadan zaman ayırmak, vakit ayırmak oldukça önemli. Bir çocuğun arkadaşının doğum günü partisine gitmesi gerekiyorsa, bazen aileler diğer çocukları da götürüyor. Elbette her zaman öbür çocuğa bakacak birini bulamayabilirsiniz. Ama senede 5 doğum günü partisine gidiyorsanız, bırakın çocuk onun en azından 2-3 tanesini kardeşi olmadan, kendi arkadaş ortamında rakipsiz bir şekilde kendisini ifade ederek geçirebilsin. Bu oldukça önemli. Bu süreçte birlikte ailece etkinlikler yapmak, oyunlar oynamak her iki çocuğun da etkileşimini arttıracaktır. Dolayısıyla kutu oyunları alabilirsiniz, birlikte çeşitli oyunlar oynayabilirsiniz. Hem böylelikle sizlerle vakit geçirmiş olurlar, hem de kardeşleriyle paylaşımda bulunabilecekleri bir alan açılmış olur. Sorularla devam edelim. Oğlum 4 yaşında, ikiz kızlarım da var. Hepsiyle yeterince ilgilenemiyorum. Oğlum çok inat, huysuz, bağıran ve vuran bir çocuk oldu. Nasıl yaklaşmalıyım demiş Fatma Hanım. Fatma Hanım çok kolay gelsin. Öncelikle bu süreçte bence kendinize birazcık alan açmak, kendinize vakit ayırmak çok önemli. 3 çocukla, 3 çocuğa ebeveynlik yapmak çok kolay bir şey değil. Vakit ayıramıyorum, ilgilenemiyorum diyorsunuz. Ama şu an bu saatte bu yayını izlemek, bu soruyu sormak bile aslında sizin çocuklarınıza iyi bir ebeveynlik vermek için ne kadar büyük bir çaba sarf ettiğinizi gösteriyor. Dolayısıyla kendinize haksızlık etmeyin. Yayını bir en baştan itibaren tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü tavsiyelerde bulunduk kardeş rekabeti, çatışmalar için neler yapılabilir gibi. Tekrar bunun üstünden geçiyor olacağım. Çatışmalar esnasında bir kere taraf olmaktan mutlaka kaçınıyoruz. Bizim oradaki görevimiz hakem olmak vesaire değil. Bizim oradaki görevimiz çocuklara bu işi, bu süreci, bu sorunu kendilerinin çözebilecekleri mesajını vermek. Eğer çözemeyecekleri bir durum olursa bize başvurmalarını söylemek. Bir diğer önemli konu, gene ebeveynlerin bence en büyük yanılgıya düştükleri alan, tartışmaları kimin başlattığı konusunu sürekli sormak. Bu çok önemli değil ki, bir tartışmanın başlaması ve devam etmesi için en azından 2 kişi gerekir. Dolayısıyla orada tartışmayı başlatanı sorgulamak yerine birazcık olayı anlamak, süreci anlamak, sorunu anlamak üzerine odaklanmamız gerekiyor. Ve baktınız, odaya girdiniz. İki çocuğunuz tartışmışlar ve biri bir diğerine zarar vermiş. Orada zarar veren kişinin üstüne, zarar veren çocuğun üzerine gitmek ve niye yaptın, niçin yaptın demek yerine
daha kurban durumunda olan çocuğa yaklaşmak. Elim birazcık kızarmış, çok canın yanmış olmalı. Ben buradayım, gel buz koyalım, geçecek gibi biraz daha orada zarar görmüş olan çocuğun yanında durmanız ve onu desteklemeniz önemli. Zaten diğerine zarar veren çocuk muhtemelen bununla ilgili suçluluk hissediyor ve sizin o diğer çocuğa olan desteğinizi gördüğü zaman da aslında ne yapıp ne yapmaması gerektiğini anlayacaktır. 7 aylık ikizlerim var. İlerleyen dönemlerde böyle sorun yaşamamak için nasıl davranmalıyız demiş Mesut Bey. Mesut Bey, çok güzel bir zaman dilimindesiniz. Bazen aileler geliyorlar. Çocuklar çok büyük yaşlarda ve kardeş kıskançlığı, kardeş rekabeti içinden çıkılmaz bir boyuta ulaşmış. Dolayısıyla sizin aslında sağlıklı adımlar atabilmeniz için önünüzde çok güzel bir vaktiniz var. Bu süreci yönetebilmek için bu bahsettiğim yöntemleri, teknikleri uygulamanız belki travmatik deneyimlerin, travmatik süreçlerin oluşmasına engel bile olacaktır. Kardeş rekabetinde, kardeş çatışmalarında mizahtan faydalanmak da oldukça önemli bir süreç. Belki kardeşiyle sorun yaşayan karikatürleri göstermek, bu süreçle ilgili hikaye kitapları okumak, çocuğun aslında duygularının anlaşıldığını, duygularını diğer çocuklar tarafından, diğer aileler tarafından da yaşanıldığını görmek çocuğu rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Sorularla devam edelim. Evet, özellikle kardeşlikle ilgili sorulara bakıyorum. 12 yaşındaki kızımın kardeşlerini kıskanması normal mi İrem Hanım demiş Özden Hanım. Özden Hanım, çocuğunuz 30 yaşında bile olsa kardeşini kıskanabilir. Burada ebeveynin süreci çocuğa nasıl anlattığı, süreci nasıl yönettiği, krizleri nasıl çözmeye meyilli olduğu önemlidir. Dolayısıyla çocuk kaç yaşında olursa olsun kardeş kıskançlığı yaşanır. Süreç birazcık ebeveynin süreci nasıl yönettiğiyle ilişkilidir. Peki birazcık toparlamak gerekirse şöyle ilerleyelim. Kaynaşmayı sağlamak için her iki çocuk veya evde kaç tane çocuk varsa kaynaşmayı sağlamak için çocukları etkinliklere yönlendirmek, olumlu ilişkiler sağlamalarını imkan sağlayacak etkinliklere yönlendirmek, birlikte tatile çıkmak, birlikte şehir gezileri yapmak, kutu oyunları oynamak ilişkiyi oldukça önemli etkileyecektir. Bazen şöyle sorunlar da geliyor. Bir çocuk geliyor. Ahmet'i mi daha çok seviyorsun, beni mi daha çok seviyorsun? Şimdi burada önemli olan nokta ebeveynin eşit olduğunu göstermesi değil. Çocuğun neye ihtiyacı olduğunu göstermesi ve çocuğun biricik olduğunu anlatması, açıklaması. Zaten siz orada seni daha çok seviyorum dediğinizde çocuk rahatlamaz. Hatta tam tersi, ya bugün bana bugün benim lehime ayrıcalık yapan bir anne yarın abim lehine de ayrıcalık yapabilir gibi bir hissiyat, bir algı oluşturmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla burada önemli olan eşitlik değil. Burada önemli olan çocuklara açıklamalarımızın içeriğini aslında sağlıklı bir şekilde yönetmek. Bu tarz durumlarda çocuklara şunları söylüyoruz. Bu soruyu soruyor olman benim için çok anlamlı. Sen benim için gerçekten biriciksin. Senin şu özelliğin benim için çok kıymetli. Şunu gerçekten çok iyi yapıyorsun ve çok değerlisin benim için. Yani çocuğun olumlu alanlarını, olumlu yönlerini atıfta bulunmak, onun biricik olduğunu atıfta bulunmak önemli. Zaten bunu duymak istiyor. Seni daha çok seviyorum, abini daha az seviyorum değil. Senin şu yönlerini çok seviyorum ve iyi ki benim kızımsın, iyi ki benim oğlumsunu duymak istiyor. Evet sevgili ebeveynler. Yavaş yavaş sürecimizin sonuna geldik. Katıldığınız için, bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bazen yanıtlayamadığımız sorular oluyor.
yayın akışında soruları göremediğim zaman dilimleri oldu. Lütfen özellikle sormak istediğiniz sorular varsa iremalisanoğlupolat@gmail.com adresine sorularınızı yazın. Mümkün olduğunca ilk fırsatta yanıtlamaya çalışacağım. Belki bir başka oturumda tekrar bu konunun üzerinden daha detaylı bir şekilde geçeriz. Son hatırlatmak istediğim nokta da şu. Eğer evde bu süreci yönetmekte gerçekten zorluk yaşıyorsunuz ve bahsettiğim pek çok şeyi yapmış olmanıza rağmen hiçbir çözüm elde edemediyseniz, hiçbir sonuca varamadıysanız mutlaka uzman desteği almanızı tavsiye ederim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.